Ünlü Alman sosyal bilimci Elizabeth Neue Neumann, 1974 yılında suskunluk sarmalı adı verdiği teorisini ortaya attı. Suskunluk sarmalı teorisini ortaya atmasına yol açan en büyük sebep, o dönemde yapılan kamuoyu araştırmalarının büyük oranda yanlış çıkması, sonuçları doğru tahmin edememesiydi. Neue Neumann, bunun altında yatan sebebin insanların kendi görüşlerini sakladıkları olduğunu öne sürdü. Özellikle de azınlıkta kalan kişiler kendi görüşlerinin azınlıkta kalmasından dolayı susmayı tercih ediyorlar. Böylelikle de aslında bir tür sarmalın, bir spiralin içine giriyoruz. Azınlıkta kalan görüşlerin sahipleri daha az konuştukları için insanlar o görüşlerin daha da az olduğunu düşünüyorlar ve bunun sonucunda da susmaya başlıyorlar. Bizim yaptığımız araştırmalar şunu gösteriyor ki insanlar en yakınlarıyla bile, aileleriyle bile siyasi konularda, hassas siyasi konularda görüşmemeyi tercih ediyorlar. Bu konularda tartışmıyorlar. Bırakın iş yerinde ya da mahalle toplantılarında farklı görüşleri savunmalarından bahsedelim. Neue Neumann'ın en güzel örneklerinden bir tanesi bir otoparkta birçok arabanın olduğu bir durumda, her arabanın da bir siyasi partinin amblemini taşıdığı durumda hangisinin yırtılmış olacağı konusundaki algımızın, hangi görüşlerin daha az temsil edildiği konusundaki ön yargımızı gösterdiğini söylüyor. Buradan yola çıkarak da aslında bu suskunluk sarmalını kırmak mümkün olabilir. Azınlıkta kalan görüşlere daha fazla yer vermek bizim daha çeşitli görüşlerin olduğu bir ortamda yaşamamıza yol açar.